Başı ince remizli bir mesele. Hem ince hem de remizli. Remiz zaten nedir? Rumuz, işaretlerle anlaşma. İşaretlerden herkes anlamayabilir. Bir de kendisi ince oldu mu? İki bilinmeyeni denklem gibi bir şeydir bu. İnce remizli bir mesele. Nasıl ki su kendi zararına olarak incimat eder. Yani eğer değişkenlik istiyorsak mevcut halden vazgeçmek mecburiyetindeyiz. Üstad bazı kaideler sıralayacak. Bunlar mantıki kaidelerdir. Hafızamızda tutmamız lazım. Bize hadisatları değerlendirme, başımıza gelenleri çözme, olaylara mantıklı bakma açısından her biri birer vecizedir. Su, nasıl ki su kendi zararına incimat eder. Su, suyken, mayıken yapacağı işler vardır. Su, buzken yapacağı işler vardır. Buzken yapacağı işi mayıken yapamaz. Hepsinin vazifesi, görevi, amacı ayrıdır. Ama buzken yapacağı bir işe niyet etmişse, suluğundan vazgeçecek, mailiğinden çıkacaktır. Tasallüp edecek, donacak. O zaman başka işler yapabilir. Buz, buzun zararına temeyyü eder. Buz da diyelim ki bostanı, gülistanı yetiştirecek. Öyle durmakla olmaz ki. Mayileşecek. Akacak. Aktıkça halkasından rahmeti getirecek. Hayatı taşıyacak. Peki başka alana gitmek için, toprağa yutulmaması için üçüncü bir kademeye geçecek. Tebahhur edecek. Bulutlara girip atmosfer değiştirecek. Lüp, bunlar mantıklı kaydeler, gelecek işin temeline. Niye bunları söylüyor? Kışrın zararına kuvvetleşir. Öz kuvvetlendi mi, cisim ne yapar? Zayıflaşır. Kendi özelliğinden vazgeçer. Lafız, mana zararına kalınlaşır. Çok konuşmak, çok mana ifade etmek anlamına gelmez. Lafzın mükemmelliği, kemali, lafzı mükemmelliği, kemali manadan nasip alır. Mana ne kadar güçlü ve kuvvetliyse lafız ona o kadar itibar eder, şeffafiyet kesbeder. Öbür türlü lafız kalınlaşırsa mana küçülür, pörsür. Karşıdaki adama saatlerce konuşsun, bir cümle anlamaz. Öbür türlü hadis-i şerifler, ayeti kerime, Risale-i Nur gibi, lafız cam gibi, İçindeki manayı göstermekte zahmet yok. Karşıdaki seyredip algılamasında da meşakkat olmaz. Felsefecilerin kitapları, Risale-i Nur'u bu usta mukayese edebilirsiniz. Ruh, ceset hesabına zayıflaşır. Yani maddesine, dünyasına, fenasına, nefsine kuvvet veren, onu büyüten, onu geliştiren insanlarda ruh ne yapar? Zavallılaşır, basitleşir, küçülür, mahkum olur. Esasında ruh, bedeni alıp götürüp, çok yerlerde münasebet kurup, iş yapma özelliğine göre yaratılmıştır. Ama yetiştirirsek. Ceset ruh hesabına inceleşir. İnceleşmek burada, yani letafet kesbetmek anlamına, bir deri bir kemik kalmak anlamına değildir. Bunun da bir hikmet açısından terbiyeye faydası vardır ama sadece böyle anlamak zordur. Çünkü 100 kilo, 150 kilo ağırlığında sağlam, cesur, mümin, Müslüman olduğu gibi 30 kilo ağırlığında bir derbi kemik kalmış kafir de vardır. Burada mesele bedenin zayıflaşması veya diyelim kilo alması değil, bedenin letafet kesbetmesidir. Yanlış anlamayalım. Mesela. Cam ve şöyle bir kağıt. Şimdi ısı cam mı çok daha kalındır, ağırdır şu kağıt mı? Ne diyoruz? Ağırlık açısından. Teraziye koysak. Cam daha ağırdır. Peki o cam kitabı taşır bir kefede. Kitap kadar ağırdır. Hele bazı Mercedeslerin zırhlı camları var ki çok kalın. Ama o şeffaf, bu kesif. O ışığı geçiriyor da bu geçirmiyor. O kalın, şeffaf, terbiyeden geçmiş. Bu kesif ince ama ışığı kapatır, arkasındakini göstermez. Kum, terbiyeden geçmezse bir şeye yaramaz.
inşaatta malzeme olur. O kum terbiyeden geçse gözlük oluyor. Bak gösteriyor. Bunu bu hale getiren kumdur. Terbiyeden geçmiştir ama. Biraz daha terbiyeden geçti mi teleskop oluyor. Uzaktakileri gösteriyor bu gözle göremediğimiz. Bir başka terbiyeden geçti mikroskop olup mikropları gösteriyor bu gözün görmedi. Bunu yapan kumdur. Bir cahil kumu terbiyeden geçiren bir ilim adamı değil mi? Mikroskopun altına altındaki mikropları o camdan seyrediyor gösteriyor da terbiyeden geçen akıllı, şuurlu, imanlı bir insan evladı. Mahiyeti itibariyle derece-i ruhun hayatına girdi mi? Mikroskopun gösteremedikleri manevi alemdeki varlıkları müşahede eder, seyreder. Kalp gözü böyle bir şeydir. Maddeye kuvvet verdikçe, menfaate kuvvet verdikçe, nefse kuvvet verdikçe bu defa ruh geriye çekiliyor, pörsüyor, o alanlar gelişiyor. Eskiden hastalıklar varmış. Kanser varmış eskiden. Kanserin eskiden adı ne? Seratan. Niye seratan demişler? Kanser hücreleri yengece benzediği için yengecin öbür adı seratandır. Seratan demişler. Nasıl bu insanlar tedavi olmuyor muydu? Şafii hakiki Allah'tır. Kapısı ilaçla da çalınır, okumayla da çalınır, duayla da çalınır. Hepsini yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Her asrın icatına, insanların akıl ve idrakine, kültürüne göre Cenab-ı Hak kapı çalma usulleri yaratır. Veren odur. Yeter ki bunu şaşırmayalım. Şimdi o manada müesseseler kalmayıp, o manada insanlar yetişemediğinden dolayı maddeye kuvvet verdik, teknoloji gelişti. Adam başının ağrısını aspirin götürüyor biiznillah. Evliya gibi. Eskiden dokunup okumakla baş ağrısı giderdi. Ben şahidim. Rahmetli babam okurdu. Allah şifa verirdi. Şifa veren o ama vesile olurdu. Onun yaptığını kim yapıyor? Aspirin yapıyor. Şifa veren aspirin değil, vesile. Niye aspirin? Fen gelişti. İnsanlar bu tarafı bıraktılar maddesine. İnkişaf verince kader şifayı oradan vermeye başladı bu defa. Ama yeter ki kaynağı unutmayalım. İkisinin bir farkı var. Okumanın yan tesiri yok. Aspirin yan tesiri var. Maddeye verilen değer ve itibardan dolayı dört dörtlük değil yani. Ameliyat olacaksan aspirini 10 gün evvelden keseceksin öyle mi hocam? Niye? Kan sulanır da ameliyatlar durduramazlar bak. Evet. Ceset ruh hesabına inceleşir. İnceleşmeyi anladık ne anlama? Şeffaflaşma yani letafet kesbetme anlamına. Öyle de alemi kesif olan dünya, bak geliyor şimdi. Alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinasının işlemesiyle, teknolojinin işlemesiyle kum cam oluyor. Demir robot oluyor, iş yapıyor. Röntgen şuağı kalbimizin fotoğrafını çekiyor. Tomografi hücrelerin fotoğrafını çekiyor. Bak bak. Bunu madde yapıyor. Biz de diyoruz ki insan maneviyatını geliştirirse, ahlakını geliştirirse, faziletini geliştirir. Röntgen şuağını veya tomografi yaptığını kalp ve basiret yapar. İkisini de nasip eden Allah'tır. İkisinin de yolu kendine göredir mahiyeti itibarıyla. Üstad bu kadar şeyi sıraladı ama bir amaç için. Öyle de buyuruyor, öyle de alemi kesif olan dünya, Cenab-ı Hak bu alemi yarattı. Değil mi? Taştı, topraktı, suydu. Sonra canlıları murad etti, atmosferi geçirdi. Dünya arz haline geldi. Dünyanın arz haline gelmesi atmosferin geçirilmesinden dolayıdır. Arz, zihayatın yaşamasına uygun hale gelen, dünyaya verilen ikinci isimdir. Arz kalitedir, sınıf atlamadır, dünya geridir. Gezegenler dünyanın benzeridir, arzın benzeri değildir. Arz, dünyaya verilen özel bir isimdir. Ama
nebatatı yarattı. Hayvanları yarattı. Bak kademe kademe görüyor musunuz? Kalite nasıl gidiyor ileriye? Bu dünyadan murad olan, amaç olan ebedi alem. Ebedi ahiret çıkacak. Oradaki hücreler, oradaki atomlar bir nevi üniversite mezunu daha iyi sınıf atlayabilmesi için kader dünyayı değişken, halden hale gelen, getiren hayatı merkeze koydu. Hayat eğitiminden geçiyor herkes. Hani okul eğitimi diyoruz ya, bunun anaokulu var, ilkokulu var, ortaokul, lise, üniversite, asistanlık, profesörlük gidiyor. Aynen bunun gibi. Hayat bir mekteptir. Madenlerin hayatı, anaokul. Bitkilerin hayatı, ilkokul. Hayvanlara girdim ortaokul. İnsana girdim lise. Mümine girdim üniversite. Beyninde fikredip kalbinde zikretti mi ihtisas sahibi oluyor. Ama hepsi nereye gidiyor? Ahiret alemine. Cenab-ı Hak burada hangi atomu, hangi hayat mertebesine getirmişse geriye dönüşü yok. Onun muktesebatı hakkı oluyor. Orada daha ileri bir makamda kullanılacak. İşte mahlukat cennetteki bu alanlarına ve hedeflerine, amaçlarına namzet olmak. Oraya liyakat kesbetmek için hayata şiddetli, hummalı bir şekilde hücum var. Bunun da temelinde rızık var. Niye bütün mahlukat rızka bu kadar hasir, hırslı? Niye rızkın peşinde bu kadar mahlukat ısrarla koşuyor? Hayatını, servetini, malını, ibadetini, taatini bu rızka, bu insanlar niye bu kadar şey hale getirmiş, bağımlı? Ondan başka bir şey gördüğümüz yok. Rızık dediğim mi gözlerimiz açılıyor. Paraları da onun için biriktiririz. Ola ki ne olur ne olmaz yetmez diye. Yeter de ama hırsa bak. Neden biliyor musunuz? Farkına varmadan Allah'ın muradına yardım ediyoruz. O rızkı yemekle nebatat hayvan hayatından onu insan hayatına, hayvan hayatına, onlar da bunun mücadelesini veriyor ya, kademe kademe onların cennet malzemesi olabilmesi için rızkın peşine Cenab-ı Hak bütün mahlukatı takmış. Hayatla da bu makinenin fitilini atmış. En fazla kazanan müesseselere dikkat edin. Yeme içme lokanta. Gidin alışveriş merkezlerine bir bakın. En kalabalık olan yer nere? He? Çatalın kaşığın olduğu yerler. Hayatımız onun merkezinde dolanıyor arkadaşlar. Bunda bir sır var işte. Oradaki aş ve şevk sadece yeme için değil, o atomlara sınıf atlamaları için biz istihdam olmuyoruz. Öyle de alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinasının işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Hayata hizmet edince ne oluyor? Letafet kesbediyor. Kudret-i fatıra, her şeyi yaratan Allah, gayet hayret verici bir faaliyetle kesif, camit, sönmüş, ölmüş eczalarda nuru hayatı serpmesi. Toprağa bakıyorsun, toprak görüyorsun. Yok, onu mikroskopla incele, orada mahlukat kaynıyor. Bir damla bulanık suyun içerisine mikroskopta bir bakın, olmayan mahluk yok. Bize su gibi görünüyor. Balıkların kumla beslendiğini zannediyor. Kumdan karın doyar mı? Taş. Hayır. Kum dediğimiz şey esasında hayat dolu birer paket. Cenab-ı Hak ölmüş eczalarda nuru hayatı serpmesi bir remzi kudrettir ki alemi latif hesabına şu alemi kesifi nuru hayat ile eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor, hakikatini kuvvetleştiriyor. Niye? Dünya hayatından ahiret hayatı çıkacak. Hakikat değişecek. Bitkin hayat hakikati ayrıdır, hayvanın hayat hakikati ayrıdır. Mikroorganizmanın hayat hakikati ayrıdır, ceylanın hayat hakikati ayrıdır. Biri köydür, öbürü komple bir şehirdir. Öbürü belki kocaman bir metropoldür.
Evet, hakikat ne kadar zayıf ise de ölmez, suret gibi mahvolmaz. Bak şimdi. Demek ki suretlerin ölüp gidip kaybolmasına bakma, içinde bir hakikat var ki o değişmiyor. O ölmüyor, o zayi olmuyor. Bu hakikat bazen maddidir, bazen manevidir. Mesela bir insan doğumundan ölümüne kadar 100 yıl yaşadığını düşünün. Her yıl çekilmiş fotoğrafını yan yana koysanız, değil mi? Bebeklikten ölümüne 100 tane fotoğraf eder mi? Heh. Bakarsınız ya, çocuk ayakta duramıyor, ihtiyar sakallı olmuş, gene ayakta duruyor. Araya 99 tane fotoğraf var. Hepsi değişik. Gençlik var, kemal yaş var, ihtiyarlık var, değil mi? Çocukluk var, bebeklik. Ama değişmeyen bir sima var. Değişir mi sima? Sıkça değişmiyor. Değişir mi parmağın izi? He? Bebekken başka, ihtiyarken başka. Değişmiyor bak. Huy değişir mi? Değişmiyor. Saçının özelliği değişmiyor ya. Madde de değişmiyor. Niye? Onun o özel kılıfıdır. Onun özel orijinal hususiyetidir. Cenab-ı Hak onun üzerine o insanı tekrar bina edecektir. Binlerce hücre gelmiş gitmiş. Her 2 yılda bir adam beden değiştirmiş. 100 yıl yaşamışsa düşünün yerde yatan cenazeleri. Buna rağmen değişmeyen bir sima, değişmeyen bir huy, yumuşak tabiatıysa öyle ahirete gidiyor. Ben görmemişim sert mizaçlı olup da ihtiyarında yumuşak diyeyim, tavuktan korkan bir adam görmedim. Mizaç neyse o devam et. Can çıkmayınca huy çıkmaz, budur. Budur. Evet. Ayrıca hayat da değişmiyor. İnsan insan olarak gidiyor. Bitki bitki olarak gidiyor. Çok musibetler, belalar başımızdan geçtiği halde hayat yok olmuyor. Bak şimdi kış mevsimindeyiz. Erzurum'un Palandöken Dağı kar dolu. Karın altı binlerce mahlukat dolu. Zahiren suret değişiyor. Kıyamet gibi başlarına bir olay çökmüş ama onların özellikleri, mahiyetleri kalır. Yok olmaz. İkinci baharda hepsine ihtiyaç var. Bitkiler bitki, hayvanat hayvanat olarak çıkar. Mahiyetler yok olmaz. Niye? Sırrı kader hikmete meddi bunları yaratmıştır. Neyi yaratmışsa hikmeti vardır. Bak şeytan yaratılmış, onun da hikmeti var. Ne kadar insan kendini terbiye ederse etsin, ne kadar nefsini tezkiye ederse etsin, ne kadar manevi mertebelerden geçerse geçsin, nefis ölmez. Ölmez. Mümkünatı yok. Ölse imtihan kalkar. Hikmete zıt. Onun vücudunda, damarlarında o yaşayacaktır. Bak öldüremiyoruz. Her zaman söylüyoruz. Kafirler eksilebilir, azalabilir. Küfür yok olmaz. Neden? İmtihandır. Kıyamete kadar yaşayacak. Küfür yok oldu mu Cenab-ı Hakk'ın dalalete götüren ismi tecellisiz kalır. Ona razı olmaz. Müminler azalır. Yok olmazlar. Niye? İman yok olmaz. Oldu mu Cenab-ı Hakk'ın hadi ismi tecellisiz kalır. İncelir, kopmaz. Bu aynen ahirette de devam edecektir. Cenab-ı Hakk'ın celalinin tecellisi cehennem olarak, kahharın, celilin, cemalin, rahimin tecellisi cennet olarak devam edecektir. Bak tecellisiz kalmıyor. Buna kimsenin gücü yetmez. Kışı kaldırmayı kimse düşünemez ama kışa tedbir alınır. Kimse yazı da kışa çeviremez. Değil mi? İnce giyeriz. Mesele bu. İklimler değişmiyor. Allah'ın planı, programı aynen devam ediyor. Evet, hakikat ne kadar zayıf ise de ölmez, suret gibi mahvolmaz. Belki teşahhuslarda, suretlerde seyri sefer eder. Hakikat büyür, inkişaf eder, gittikçe genişlenir. Bak inanma da böyle. Adem Aleyhisselam'dan başlayan inanma, Hanif dini, tevhid dini elan devam ediyor. Hem de artarak devam ediyor. Artarak devam ediyor. Niye? İncelir, kopmaz. O bir hakikattir. Evlatlarının birinden başlayan isyan, küfür, o da devam ediyor. O da devam ediyor. Bazen o ona galip, bazen bu buna galip. İmtihan böyle işte.
Kışır ve suret ise eskileşir, inceleşir, parçalanır. Değil mi? Bak, nesiller gitti, kavimler gitti, ümmetler gitti. Ama gitmeyen bir şey var. Nedir o? İmanla küfür davası devam ediyor. Sabit ve büyümüş hakikatin kametine yakışmak için daha güzel olarak tazeleşir. Bebekken, değil mi? Bebekken, o zamanki ruhun yaptığı işlere, yapacağı işlere bebeklik uygun. Genç yaşa geldik mi, ruh bu defa vaziyet arz edecek. Ne oluyor? Şekil değişecek, suret değişecek, güç değişecek, hücreler değişecek. Kemal yaşa geliyoruz. Bebeklik yapamayız, orada başka vazifeler var. Ruh bu defa o bedeni o şekilde çalıştıracak. Elektriği düşünün. Burada ışıtıyor, orada soğutuyor. Orada ısıtıyor. Niye? İş yapacak. Mahiyeti değişmez kendisinin. Aynı ruh. Aynı ruh adamı imanda da devam ettirir, küfürde de devam ettirir. Masalların kabiliyetine tezahür ister. Ziyade ve noksan noktasında hakikatle suret makusen mütenasiptirler. Yani suret kalınlaştıkça hakikat inceleşir. Suret kalınlaştıkça hakikat inceleşir. Suret inceleştikçe hakikat o nispette kuvvet bulur. Burada incelenme, inceleşme ve kalınlaşmayı letafet açısından terbiye açısından düşüneceğiz. Ama mahlukatta bunun maddi örneklerini veriyoruz. Mesela bir filin üzerine kuşlar inip kalkıyor. Hiç bana mısın dedi. Niye? Vücut o kadar büyük, cesamet o kadar fazla ki ruhun öyle hissiyatının rahatsız olmasına lüzum yok. Ama şimdi mikroorganizmalara dikkat et, mikroplara. Rızkını görüyor, arkadaşının sesini işiyor, işitiyor, onun ihtiyacını gideriyor. Bu hassasiyete bak. O cesameti büyük olan mahlukattaki umursamazlığa bak. Mahiyeti itibariyle öyledir. Bir insan maddede ve menfaatte, nefiste ve Allah korusun isyanda ileri gitti mi, o maddesini geliştiriyor, nefsini geliştiriyor, değil mi? Çıkarını geliştirdiği için ruhun hassasiyeti gider. Günahlara karşı, isyanlara, haramlara karşı hiçbir kapısı kalmaz. Normalmiş gibi karşılanır. Niye? Çünkü terazinin kantarı kaçmış. Ruh o kadar küçülmüş ki vücudun büyüklüğü, yani günahlarla hemhal olması, onun ibadetlere, ahlaka, fazileti olan hassasiyetini gidermiş. Tersi de farklı. Bir adam ruhu inkişaf etse, ruhu kemale erse, o zaman ne yapar? Bir rüzgarda değişen ibre gibi, benim bırak haramları, şunları, kusur dediğim şeylerde onların ruhları ihtizaza gelir, problem olur, tepki verir. Bazı teraziler vardır, basküllerdir. Ona da terazi derler. Değil mi? Tırlar girer. Bir tır karpuz gelir. Kaç ton, kaç yüz ton. O terazi sağırdır. 100 kilo, 200 kilo belki duymaz. Belki bir tonu da atlatabilir, değil mi? Neticede basküldür. Burada küsurata bakılmaz. Abi 100 ton, 500 kilo. Sil 500'ü, 100 tondu, kabarsın. 3 aşağı 5 yukarı. Ama bir de sarraf terazileri vardır. Siz basküllerin kabin içinde olduğunu gördünüz mü? Tır girmiş, karpuz tartılacak. Rüzgar vurup da ibre sallanmasın diye kabinin içine sokuyor. İsraf. Üzüm yok ki, zaten sağır. Ama bakın sarraf terazilerine, rüzgar vurup da ibre oynar, helal haram birbirine karışır diye rüzgara bile, hatta adam nefesini bile yaklaştırmaz. Bizde bazı sarraf arkadaşlar vardı. Abi derdi, o teraziler böyle üfürsen denge değişiyor. Bazı vicdansızlar böyle teraziye üfürürdü, 1-2 miligram elmastan artsa kar. Onun için bak, adam geride durur, kabin içerisindedir. Sahabenin mizanı terazisi, sarraf terazisi gibi. Hassas. İbadetle, taatla, faziletle zirve yapmış. Benim kusurum onun yanında büyük günah kabul ediliyor. Rahatsız olur ibre. Hemen cevap verir, tepki gösterir. Ama bir avamın, değil mi? Günahkar bir Müslümanın hali ahvali neye benzer? İşte basküller gibidir yani. Hele Allah imandan nasibini almadı mı, yani hakkı göstermekte, hukuku göstermekte, ahlakta fazilet, ibre
zerre kadar telaşlanmaz. Bu insanı ancak ne yapar? Cehennem temizler işte. Ziyade ve noksan noktasında hakikatle suret maküsen mütenasiptirler. Yani suret kalınlaştıkça hakikat inceleşir. Suret inceleştikçe hakikat o nisbette kuvvet bulur. İşte şu kanun, kanunu tekamülü dahil olan bütün eşyaya şamildir. Tekamül kanununa dahiliz ya biz. Tekamül kanunu Darwincilerin söylediği gibi değil. Yani Cenab-ı Hak her şeyi basitten mükemmele göre eğitiyor. Değil mi? Toprakları eğiterek, madenleri eğiterek diyelim, bitkiler. Bak bitki diyelim, çekirdekten başlıyor, ağaç oluyor, bir tekamül var. Bir insan çocukken, bebekken başlıyor, devlet adamı oluyor, peygamber oluyor. Orada da bir tekamül var. Dinler de öyle, 10 emirden 6666 emire bir tekamül var. Ha işte dün elbise giymesini bilmeyen beşer bugün, değil mi? Elektronik neredeyse güneşle temizlenen elbiseler çıktı. Uzay gemisine biniyoruz. Bak, her şeyde tekamül var. Tekamül, Cenab-ı Hakk'ın fıtrata koyduğu büyüme gelişme kanunudur. Bir şeyin tabiatında, fıtratında tekamül varsa o büyür ve gelişir. Büyüme, gelişme, neşinama kanuna tabi olanın ömrü fıtrisi vardır. Ömür fıtrileri olanın eceli fıtrileri vardır. Bunlar ölümün pençesinden kendini kurtaramaz. Tekamül mahlukat içindir. Mükemmele doğru gitme değişkenliği gösterir. Değişkenlik neyi gösterir? Sonu gösterir. Son neyi gösterir? Başı gösterir. Haşa, bu kanun Cenab-ı Hak için muhaldir, geçersizdir. Demek herhalde bir zaman gelecek ki kainat hakikat-ı uzmasının kışır ve sureti olan alemi şehadet. Bak şu an bizim gördüğümüz alem var ya, bizim gözümüze görünen alem, kainatın içerisinde öyle alemler vardır ki bu kışırdır. Onlar bu kışın içerisinde saklıdırlar. Biz burada ne görüyoruz? Sütun, duvar, halı, ışık falan değil mi? Peki burada bir radyo açsak biz, ne kadar ses var burada biliyor musunuz? Milyarlarca ses var. Ondan daha fazla şekil var. Isı var, melek var, cin var, can var, cazibe var, koku var. Allah Allah. Bak kaç alem şu salonda lebalep dolu. Biz sadece insanları görüyoruz. Niye? Gözümüz buna ayarlı. Gözümün perdesi kalksa yok mu? İnsanın kalbini, gönlünü, içinden geçenleri, aklında tefekkür ettiklerini müşahede ederiz. Büyük insanlar, insanların siretlerini görürler. Suret basittir. O baş gözüyle görülür. Baş gözüyle görülene çok adam itibar etmez. Doktor sana bakar, acaba nezle misin? Şüpheli, doktor bile olsa itibar etmez görüşüne. Tahlil ister. Doktorlarımız burada bir röntgene gönderir. Değil mi? Olmadı, bir tomografiye gönderir. Daha içe sirayet eden sistemlerle hastalığı keşfeder. Zahir aldatır. Doktoruna bak, meslek sahibi olmasına rağmen aldanıyor. Neye bakıyor? Tahlillere, evrağa bakıyor. Biz de olay ve hadisatın zahirine bakıp lehimize malehimize görünüşe göre karar vermemiz yazık olur, ayıp olur. Allah'ın muradını anlamak, kaderin prensibini anlamak, oradaki hesabı anlamak, değil mi? Allah'ın kastettiği manalara intikal etmek, daha ilerisi künuz-u esma ilahiyeye dahil olmak kadar büyük amaçlar bizim önümüze konulmuş. Kaçı oraya girer, oraya intikal eder ki o yolda boğuluyor. Demek herhalde bir zaman gelecek ki kainat hakikat-ı uzmasının kışır ve sureti olan alemi şehadet. Bak, kışır ve suret. Onu atmazsa bundan bir alem çıkmaz. İnsan şu fani vücudundan vazgeçmezse beka alemine intikal edemez. Anne rahmindeki bebek o dar alandan çıkmazsa, oradan feragat ve fedakarlık yapmazsa şu geniş dünya alemine gelemez. Bir civciv o basit yumurtanın içerisinden kırıp da oradan fani orayı görüp oradan kurtulmazsa, değil mi, etrafına, çevresine, baharına kavuşamaz. O halde üstad ifade eder bir cümle: alem bekaya giden yol, alemi fenadan geçiyor.
Nefsemmare cihetiyle fani ol, tabaki olasın. Bir cihette fena, öbür cihette bekayı getirir. Bir hedefi ıskalamadan en güzel vuruş, yatarak destekli atıştır, değil mi? Komutan, askersin sen. Yatacaksın, değil mi? Tek noktaya bakacaksın, hem de tetiğe dokunurken nefes alışverişi dahi duracak. Yani bir nevi ölmek, ölmeden öldüremezsin. Fani olmadan bekayı vuramayız. Bir yerden fedakarlık yapmadan öbür dava bize gelmez. Cephede hayatını şehadetle vermeyen ebedi cennet hayatına velayet makamıyla gidemez. O kuyuya girmeyen Mısır'a aziz olamaz. Kanundur bunlar. Bir taraf terazinin kefesi gibi. Yatarak destekli atış ne? Bir nevi zahirden ölmektir. Tetiğe basarken nefes alışverişi olsa ne olur namlu? Bir saatin burada namlu oynuyorsa ileride 20 metreye tekabül eder. Adam çuvalı bile ıskalar geçer, vuramaz. Bırak hedefi. Tam kilitlenmek hedefe. Bunun için fenadan, fanilikten, fuzuliyattan, nefsaniyetten feragat ve fedakarlıkla olur. İkisi beraber zor. Şuradan bir daha alayım. Demek herhalde bir zaman gelecek ki kainat hakkat uzmasının kışır ve sureti olan alemi şehadet Fatır-ı Zülcelal'in izniyle parçalanacak. Niye Allah çekirdeği parçalıyor? He? Sümbül çıkaracak. Çekirdek ona mani. Sümbül çıkaracak. Hava aleminde o neslini neşredecek. Toprak buna tahammül edemez. Topraktan da çıkıyor. Bak onu da atıyor. Toprak yani ağacın köküne tahammül eder de kökün nesli devam etmiyor ki. O toprak, o kökten ve o çekirdekten çıkacak bir çınar veya elma ağacının meyvelerine, dallarına, budaklarına toprak tahammül edemez, yetmez. Ona geniş hava alemi lazım. Çekirdek de patlayacak, toprak da patlayacak. Demek ki bu fani alemden baki alem çıkacaksa, değil mi? Hem biz toprağa girip cesedimizden patlayıp çıkacağız, hem de Allah bizi gömdüğü toprağı, arzı patlatacak. Açacak ki bundan ne yapsın? Cennet adamları çıksın. Burada çıksa bu dünya ona tahammül edemez. İstihap edemez. Dar gelir. Fanilere dar geliyor. Kavgayı görmüyor musunuz? Nasıl ahiret noktayı nazarından kemal ermiş insanlara dünya tam mutmain olsun, kafi gelsin ki? Allah bizi ebeden namizet olarak yaratmış. Bura bize zavallı gelir. Az koşsak başımızı duvara çarpıyoruz. Bak üstad bu orayı etrafı camlardan veya diyelim aynalarda olan bir salon düşünün. Ona benzetiyor. Şu salonun bütün duvarları ayna olsa biz burayı saray kadar geniş görürüz değil mi? Hayır, saray kadar geniş değil. Bizi vehim öyle gösteriyor. Salon çok uzaktır diye, saraydı diye koşsak kafamızı hemen duvara çarparız. Ehli delalet böyle işte. Dünyaya ölmeyecek gibi sarılıyor. Öyle koşuyor ki. Tam yani diyelim şeye giderken, fuara girerken, uçakta giderken daha masanın başına oturmadan ecel yakalıyor. Niye? Heves ve arzuyla, hayalle dünyayı geniş görüyor. O dünya çok dar, çok hudutlu, çok mahdut. Hele insan kalbini doyuracak özellik ve genişlikte değil. Fatır-ı Zülcelal'in izniyle o dünya parçalanacak, sonra daha güzel bir surette tazelenecektir. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْعَرْضُ غَيْرَ الْعَرْضِ Sırrı tahakkuk edecek. Yani Cenab-ı Hak bu arzdan başka bir arz, ahiret arzı, o alemi çıkaracaktır. Elhasıl dünyanın mevtü mümkün, hiç şüphe getirmez ki mümkündür. Neyi anlattı burada? Baştaki misallerle sonun nasıl bağladı? Nasıl eşya birbirinin zararına değişiyor, tahavül ediyor, halden hale giriyorsa Cenab-ı Hak da bu alemi, ahiret alemini buradan çıkarıp burayı oraya mal etmek için toprak kabuğunu kıyamette ne yapacak? Atacak. Buradan cennet adamları, cennet mahlukatı çıkaracaktır. Cenab-ı Hak hepimize oraya gitmeyi,
oranın nimetlerinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.